Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer birazcık uzun bir ara, yani uzun bir ara vermedim. Benim kanalım çok daha uzun aralara alışık tabii ki ama beklediğimden az video yükledim. Sebebini söylüyorum arkadaşlar. Bir saç fel cihazı. Size yemin ediyorum sarı saç kullanmak dünyanın en zor şeyi falan. Bir dibimi boyadım. Sonra dibimi açtık. Dibimi açtıktan sonra boyamaktan vazgeçtik. Kuaföre gitmeye karar verdim. Çünkü istediğim saç aslında böyle full sarı değil. Ne yaptıracağım onu bu cuma, bu arada vlog çekeceğim. Onu da yüklerim. Bu videodan sonra o gelir ya da araya bir ders daha gelir, bilmiyorum. Neyse işte sonra boyamamaya karar verdim. Sonra kuaföre gidecektim. İstediğim saç olmuyordu falan filan derken böyle arada kaldım. Sonra saçım da yumurta sarısına alıştım. Kaşlarım çok kötüydü, şu an bir tık daha iyi falan derken neyse, yani çok kötü hissediyordum kendimi. Video çekemezdim. Aynaya bakamıyordum. Neyse şu an aynı saç ve kaşta olmama rağmen daha iyi hissediyorum. O yüzden çekmeye karar verdim. Şimdi bugün maalesef ki arkadaşlar, bakıyorum saat kaç? Saat 8.45. Ben kütüphaneye gittim ama kameramı unutmuşum. O yüzden kütüphanede çekemedim. Ama şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Bugün kütüphanede kimyanın asit bazlarını izledim, çözdüm. Şimdi de AYT fen denemesi çözeceğim. Bu arada şey çok büyük bir... Çok büyük bir sorun. Müfredat, yani maalesef ani bir müfredat değişimi yaşandığı için o deneme bulmak çok zor bir şey. Ben de bulduğum bir denemeyi göstereceğim size. Gösteriyorum. Bu TYT. Rasyonel Yayınları'nın bu arada. Bu TYT'si böyle altılı. En beğendiğim özelliği şey oldu arkadaşlar. Hem cep anahtarlarını çok beğendim ama hepsini de öyle zaten, onu göstereceğim. En çok şeyi beğendim. Bu TYT'de falan Türkiye genelindeki sıralamanızı görebiliyorsunuz. En azından yani tabii ki sonuçta giren herkes girmiyor yani bu denemeye. Ama bir fikir sahibi olabilmeniz adına bence çok güzel bir özellik. Bir de böyle AYT'si var, matematik. Bir de böyle feni var. AYT matematiği 5'li, feni de 10'lu. Hem buraya böyle her deneme için özel boşluk bırakmışlar. Ve eksik olduğunuz, yapamadığınızı düşündüğünüz konuları yazıp, yani hem unutmamanız için hem de dönüp tekrar o konuyu çalışabilmek için bence güzel bir motivasyon. Ayrıca da cevap anahtarları şu şekilde göstereyim. Mesela birinci denemenin cevap anahtarları, her sorunun konusu yanında yazıyor ve doğru cevabı yazıyor. Ya zaten mantıken. Ama konularının yazıyor olması bence inanılmaz güzel. Çünkü bazen gerçekten yani dinamik ya da işte Newton hareket yasaları falan derken bazen sorunun ne konusu olduğunu tam anlayamayabiliyorsunuz. Ama işte buradan bakıp hem anlamış oluyorsunuz hem de yine dediğim gibi eksik olduğunuz konuyu görebilmenize yarıyor. Bence çok iyi. Kitapların linkini aşağı koyacağım bu arada. Zaten videoda gördüğünüz her şeyin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bunları da dediğim gibi koyacağım. Bir tane de çözdüm bu arada fenden. Şimdi ikincisini çözeceğim. Bakalım kaç net yapacağız arkadaşlar. Gerginim. Başlıyorum o zaman. Bitsin, haberleşiriz. Denemem bitti. Bu arada arkadaşlar, denemelere çok kolay diyemem ama bence sınav ayarında, yani sonuçta iki kere sınav görmüş biri olarak maalesef sınav ayarını az çok bildiğimi, hatta beni ÖSYM'nin başına koysanız çok iyi başkanlık yapacağımı bile düşünüyorum artık, öyle bir durumdayım. Neyse işte ona, yani artık sınava göre olan şeyleri yorumlayacak kapasitede olduğumu düşünüyorum. 24.5 yaptım. Şöyle göstereyim. Tek tek netlerimi de söyleyeyim. Fizikten 9.75 yaptım. Dalgaları bilmiyorum. Dalgayı boş bıraktım. Yani dalga daha bitmedi. Onun dışında da aslında bitik. Ama açısal momentum yapamıyorum. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Gerizekalı gibi vektör kaçırdım. Öyle bir şeyler oldu. 10 doğrum, bir yanlışım vardı. Kimyada 6 doğrum, 2 yanlışım var. 5.5. Kimyada da şöyle... zaten elektrik, yani elektrokimyayı yapmadım. 3 soru oradan boşum vardı. KÇÇ'yi yapmadım. Şu an ben asit baz dengesindeyim. Onun dışında da arkadaşlar, ben B grubunda yer bulmayı bilmiyormuşum. Bunu öğrendim, yani yapamadım. Diğerleri de salak salak. Mesela entalpi falan yanlış yapmışım. Alakasız, saçma. Neyse. Biyolojide de boş bırakmamışım. Çünkü arkadaşlar o kadar kendimi gergin hissediyorum ki. Mesela polipeptit sentezi sorusu vardı. Şimdi ben tıpta bununla ilgili komiteye girdim. Ve komiteden 80 aldım. Hani yapmak zorundaymışım gibi hissettiğim için çok büyük baskı hissediyorum kendimde. 9.25 yaptım bu arada. 10 doğru, 3 yanlışım vardı. Full işaretlemişim onu. Yanlışlarımın genel olarak nerede olduğunu söyleyecektim. Şey, üreme sistemini yanlış yapmışım. Bir de bu glikoz piruvat falanı yanlış yapmışım. Ki ondan da komiteye girmiş biri olarak. Bu beni birazcık üzdü. Ama yapacak bir şey yok yani.
Bu arada biyolojide daha hiçbir şey çalışmadım. Yani sadece şey, bir de hormon sorusunu yanlış yapmışım. Çünkü sadece daha sinir sistemini çalıştım gerçekten. O yüzden bir ona çok çalışmadım. Kimyada da dediğim gibi hani şöyle birazcık konularda nerede olduğumu da söyleyeyim size. Fiziği bitirdim, yani dalgalar hariç bitirdim. Dalgalar da yani üşendim, o yüzden yapmıyorum şu an ama yapacağım bir ara. Kimyada asit baz dengesindeyim. Dediğim gibi çözdüm falan bitirdim ama KCC'deyim. Sonra elektrokimya bitiyor zaten. Biyolojiye birazcık bu haftanın sonuna doğru yükleneceğim. Programım da öyle, yani her pazar günü yapıyorum programı. Daha sonra da matematiğe işte artık trigo'ya birazcık yüklenmek istiyorum. Çünkü son videoda trigo çalışıyorum dediğimden beri trigo çalışmadım. Yani hep fiziğe odaklandığım için. Aa, bugün bu arada bir de TET matematik denemesi çözdüm. Onu da söyleyeyim size. Netimi söyleyeyim. Ya 38 işaretlemiştim arkadaşlar. Çok iyi net gelecek falan diye havalandım ama 7 yanlış yapınca hiçbir işe yaramadı açıkçası. 29-25 yaptım. Ben şimdi birazcık trigo, bir de kimyada böyle bir iki testim kalmıştı. Onları halledeceğim. Saatlerimiz zaten kaç oldu bakayım. Saatlerimiz de 10'a gelmiş yani. Yani. O zaman öptüm hepinizi şimdilik. Ben çalışmaya devam edeyim. Selamlar arkadaşlar. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Bakın buraya Zeynep ile Simba'yı koydum. Benden bu kadar. Bugün toplam 6-6.5 saat çalıştım. Artık yarın yine beraberiz zaten. Bu vlogu böyle 2 günlük yapacağım. Yarın da birlikte birleştiririm diye düşünüyorum. Yarın da sabahtan AYT matematik denemesi çözeceğim. Bugünkü fenle toplar bir bakarız. Genel AYT'de kaç yapıyorum. Yani şu dönem için 40-45 yapsam bana yeter. Yani 24 falan fenden yaptım işte. 20 falan da matematikten yaparsam açıkçası bana yeter bu dönem için. Çünkü AYT'yi arttırabildiğimi biliyorum. Geçen yıllarda ve sınava 3 ay varken 40'lar bana gayet okey. Gerçekten yani. O yüzden bakalım, inşallah yaparım. Artık yarın görüşürüz o zaman, öyle diyelim. Benim için tabii bir gece ama sizin için 5 saniye sonra tekrar. Hatta 1 saniye sonra tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor? 11.47'yi gösteriyor. Ben kalktım, sabahtan bankaya falan gittim. Şu an işte kahvemi falan içtim bu arada, neyse. Şimdi de dün söylediğim gibi matematik denemesini çözeceğim. Bakın toplam kaç net edecek. Bu gerginim birazcık bu arada. Hırka almıştım, o nerede? Ha, burada. Hırkamı da giyeyim. Size şöyle bir koyayım. Şu şekilde bakın denememi aldım. Yine dünkü denemelerden. Bakalım nasıl geçecek. Hızlandırılmış video çekemem büyük ihtimalle. Çünkü odaklanarak çözmek istiyorum matematik yani. Ama bittikten sonra kaç net yaptığımı yine size söylerim. Hepimize kolay gelsin. Netimi söylemeye geldim. Buyurunuz, burada deneme. İkinci deneme. Çünkü böyle hızlandırılmış komedi de sanki çözmüyormuşum gibi oluyor ama aynı deneme. 28 doğru, 4 yanlışım var. Burada bir sürü net yazıyor arkadaşlar ama bir yanlış hesapladım falan filan. En son 28 doğruya 4 yanlış çıktı. Kontrol etmeyi unuttum. Sorular olmuş. 27 net yaptım yani tam olarak. Dün de kaç yapmıştım? 25 mi yapmıştım? 24.5 mu yapmıştım? Öyle bir şeydi. Ya 51.5 ya da 52 gibi bir net yaptım. Benim için çok okey. Gerçekten çok mutlu oldum. Hatta bayağı motive de etti beni. Dün de size zaten söylemiştim. Hani AYT bazında net arttırmaktan korkmuyorum. Çünkü bence AYT'nin neti kolay ve hızlı artıyor. Ama TET'de kaç net yaptığımı hala bilmiyorum. O yüzden işte cuma günü onu çözeceğim. Bakalım kaç net yapıyorum. Şimdi ben bir kahvaltı molası veriyorum. Çünkü saat kahvaltıdan da geçti. Yani saat 2 çeyrek geçiyor. Ama yine de ben bir kahvaltı edeyim. Ondan sonra trigo çözeceğim. Çünkü yani trigo çalışacağım. Çünkü bu denemede çok sinirim bozuldu. 5 tane trigo vardı hiç çalışmadığım için. Sadece bir tanesini yapabildim. Yani onları da yapabilseydim 30'lara çıkmış olacaktım gerçekten. Neyse. Kısmet bir dahakine inşallah. O yüzden trigoya karşı inanılmaz bir hırslandım. Hemen trigoya oturacağım sonra. Ama şimdi birazcık yemek molası. Kahvaltım neredeyse hazır arkadaşlar. Bakın böyle bir kahvaltı tabağı hazırladım. Bu şekil. Bir peynir canavarı olduğum için peynirin miktarına bakmayalım lütfen. Yumurtam da kaynamak üzere. Burada. Beklemeyen kaynadı da. Ben çok pişmiş seviyorum. Bayağı böyle taş gibi yumurta seviyorum. O yüzden onu bekliyorum şimdi. Yiyeceğim, sonra tekrar buluşacağız. Tabii birazcık mola verebilirim belki. Ama sonra buluşacağız.
dünyanın en iyi YouTuber olduğum için acık çekmeyi unutmuşum ama olsun, hemen özetliyorum. Saatlerimiz şu an 3.45. Ben çeyrek geçe başladım, yani yarım saat oldu. O arada reper matematikte trigonometrinin 6. videosunu izledim. Trigonometrik özdeşlikler vardı zaten. Sorularını çözdüm. İşte yanlış çözdüklerime baktım falan. Zaten hiçbir videoyu baştan sona tam olarak izlemiyorum. Soruları çözmeyi deniyorum. Çözemediğim soruyu dinliyorum sadece. Sonuçta konularla ilk karşılaşım değil. Şimdi kendi kitabımdan, bu fasikülden trigonometrik özdeşlikleri çözeceğim. Daha sonrasında işte 7. videoya geçeceğim. Bu şekilde hoca bekliyor beni. Biraz da şimdi bu görüntünün verdiği tatmini konuşalım. Böyle karışık kuruşuk işlemler, dandik dündik yerlerde böyle. İnanılmaz ya, bayılıyorum bu görüntüye ya. Özellikle şurası inanılmaz güzel duruyor. Neyse, şimdi özdeşlikler bitti. Bu arada evet, 1,5 saat sürdü. İzledim, çözdüm. Ama yani bayağı sorusu vardı bence. Ve yavaş çözdüm. Maalesef yavaş çözdüm. Bakayım. 40 soru varmış. Bence iyi ya. 1,5 saatte 40 soru çözdüm. İzledim de. Oradaki soruları da çözdüm. Tamam iyiymiş. İyiymiş, mutlu oldum. Şimdi yine birazcık mola vereceğim. Sabah 2 saat deneme çözdüm. 1,5 saatte şimdi çalıştım. 3,5 saatteyim. Bir yarım saatçik daha mola veririm. Ondan sonra, çünkü ben akşamları daha az molayla çalışıyorum. Yani yemek yedikten sonra işte atıyorum 8-9 gibi başladığımda 12'ye kadar, 11'e kadar aralıksız çalışıyorum orada. Ona güveniyorum biraz şu an. O yüzden şimdi birazcık daha mola vereceğim. Sonra bir video daha büyük ihtimalle trigo yapacağım. Sonra KÇÇ'yi yapacağım bir de bugün. O var. Arkadaşlar şimdi masaya tekrar oturuyorum ama bayağı uzun bir mola vermişim yanlışlıkla, saat 6.30. Neyse. Dediğim gibi şimdi trigonometriden bir ya da iki video daha yapacağım. Daha sonrasında da akşam full artık aralıksız kimya yapacağım. Annem kısır getirmiş bana. Kısır yiyerek dersimi çalışacağım. Arkadaşlar şimdi 1 saat daha çalışmış oldum. Toplam çok bir şey çalışmadım ama 4,5 saat falan etti galiba. Devam edeceğiz zaten daha. Saatlerimiz 8'e çeyrek var. Ben 1 saat daha işte trigonometri çözmüş oldum. 11. videoya geçtim. Aslında kosinüs teoremini bitirdim. Sinüs teoremini de yapsaydım kitaptan çözecektim. Ama saat 8 oldu, daha kimyaya başlamadım diye bıraktım onu. Bir daha da döneceğimi çok sanmıyorum. O yüzden yarın çözerim yüksek ihtimalle. Şu an videoları indiriyorum. Çünkü kimya biraz daha sözel. Böyle şeyler yukarıda çalışıyorum. Televizyon birlikte yapılmıyor. Şu şekilde şu an videoları indiriyorum. 3 videosu varmış KÇÇ'nin zaten. Ben bu arada Aydın'ı çözüyorum ya. Aydın'ın özetlerinden de böyle biraz not çıkarıyor gibi yapıyorum. Öyle. O zaman şimdi bu, ben hazırlıklarımı tamamlayayım. Sonra yukarıda görüşelim. Arkadaşlar ben geldim. Yukarıdayım şimdi. Videoları indirdim dedim ya, onlara başlayacağım. Şöyle size de göstereyim. Mekan. Çikolata aldım yanına. Çay yaptım. Burada videolarım var. Defterim önümde. Şimdi KÇÇ'yi bitireceğim. KÇÇ'yi bitirdikten sonra yani 3 videosu olduğu için soru çözümlerini yani anlamazsam izleyeceğim. Anlarsam izlemeyeceğim. O yüzden bitirdikten sonra vaktim kalırsa şayet başka bir şeyler daha yaparım. Ama zaten şu an saat 8.25. Bakalım artık ne kadar sürecek. Benden bu kadar bugünlük. Toplam saate hesaplamadım. Ama en son 4.30'daydım. Herhalde 6.30 olmadı ama 5.30 geçti. 6 falan olmuş olabilir belki. Öyle o şekilde. Haftaya bu arada komiteye çalışmaya başlayacağım. Birazcık GKS'ye daha az ağırlık vereceğim. Komiteyi arttıracağım. Ama onu da çekerim zaten. Ama cuma günü kuaföre gideceğim arkadaşlar. Onun için çok heyecanlıyım. Onun da vlogunu çekeceğim. İnşallah çok güzel olur saçlarım. Kaşlarımı falan doğal rengi yaptıracağım. Dipleri de doğal olacak. Geçişli bir sarı yaptıracağım. Ben de bence daha genç ve daha güzel durur diye düşünüyorum. Bakalım, heyecanlıyım. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve işte kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.